Efendim çok sevgili YouTube, kaldığımız yerden efendim The Comerica'da devam ediyoruz. Aşağı tarafta Twitch chatinde sizlere bol selamları var. Anladığım kadarıyla sizlerin de gayet beğendiği bir seri oldu kendisi. Ki ben de o gün oyun oynarken gerçekten pek bir beğenmiştim. Eğer ki bir aksilik çıkmazsa, ölüp durmasam, geberip durmasam bu seriyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum ki inşallah da öyle olur. Eğer ki bu tarz ilginç küçük farklı ya da büyük yapımlardaki oyunları izleme etmeye fikir sahibi olmayı seviyorsanız selamlar, kanala hoş geldiniz efendim. Ben Pelin, P-Queen 2 ile bildiğiniz üzere yayınlar yapıyorum. Videoyu beğenebilirsiniz, aşağıya yorum bırakabilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz. Tamamen bu konuda sizi serbest bırakıyorum. Emir Kipli konuşsun mu harbiden? Videoyu beğenmek zorundasınız kardeşim. Arkadaşlar çok emek veriyorum arkadaşlar. Her gün yayın açıyorum arkadaşlar. Emek var arkadaşlar. Videoyu beğenin arkadaşlar. Emek. Ha? En son burada kayıt aldıydım şimdi. Ah! Mina'nın cevabı. Demek arkadaşlarım rahatsız eden o lavuk sensin. Dahuyun bana her şeyi anlattı. Senin gibi bir man kafayla çıkmak isteyeceğim fikrini nereden edindin? Hayatta olmaz. Oha! Mina buna sinirlenmiş lan. Bu arada Mina bizim yakın arkadaşımız. Eğer ilk kez izliyorsanız efendim, Mina bizim yakın bir arkadaşımız. Mina kaçırılmış. Ha, şimdi bizim 1B'ye mi gitmemiz lazım? Biz şu an 1C'deyiz değil mi? Bir yan tarafı, bir yana. Aç şuradaki. Alınacak bir şey var mı? Bir bak. Karahaneden gelirse ağlarım. Karı değil. Ha, karı değil. Hanım efendi. Hoca hanım. Hoca hanım gelirse ben oturur ağlarım bak. Yaparım bunu. Ben 1B'deyim lan zaten. Ben zaten 1B'deyim. Tamam, okey. Burada bir görevimiz gözükmüyor şu anda. Herhalde o yüzden kafeteryaya bir gideceğiz gibi gözüküyor. Bir çıkalım. Hocam lütfen gelmeseniz olur mu? Ne oldu? Hocası. Ama daha neymiş bunun hocası? Ama daha neymiş bunun hocası? Da hocası. Canı da hocası. Bir daha Seybal Hanım da öldürülüyor ama evet. Teşekkür hocam. Ha, alırım. Bu da gene not tutuyor burada. Ne? Kadar sakin. Ha, ana bina. Kameranın yeri şu an iyi ya. İyi değil mi? Burada da hiçbir şey gözükmüyor. Ben nereye gideceğim? Nasıl kaçacağım şimdi? Lan yerimden hopladım, öyle bir şey olamaz ya. Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Berat abinin mektubunu okuyorsun. Şöyle yapıyorum, 1E 1E benim sınıfı, ben bir sınıfıma gideceğim ya. Bakın bu müzik hoş değil. Ay! Bir daha öyle... Bir daha o kadar karanlık olursa ben kapıyorum. Ya yeter, bir tek seferde bir açayım şunu ya. Ma sınıfım. Ma sınıfım. Ya Sol, hala tek parçasın. Vay be, etkilendim. Ya Sol, ben miydim lan? Tamam, Yungu bendim, tamam. Nerelerdeydin? Her yerde seni arıyordum. Eh, buldun işte. Belki de sandığım gibi umutsuz bir vaka değilsindir. Değil. Ona karnemi bulduğumu söylemeliyim. Ona birinin karnesini bulduğunu... Ne?
ona birisini karnesi... Kendi karnemi bulduğumu söyleyeyim mi? Karnemi buldum. Bayan Song'un masasının üzerindeydi. Gariptir ki oradaki tek karne benimkiydi. Bakalım göründüğünden daha zeki misin? Tuhaf. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Matematiğim kötü diye yapıyor değil mi? Bir şey mi buldun? Farklı bir ipucu mu? Hayır, sadece notlar. Çok berbatlar. Hadi ama. 3 dersten kalmışsın. Bekle. Bu olamaz. Ne oldu kız? Tamam anladım. Yüzüme vurmana gerek yok. Hayır, sanırım burada olmanın bu karneyle bir alakası var. Bu kadar tesadüf olamaz. Aramaya devam etmelisin. Ana binanın yanında ne var? Bok. Burada spor salonu, yüzme havuzu ve yakın zaman önce yenilen kuzey binası var. Haritana bir bakın. Bunu mu kastediyorsun? Evet, işte orası kuzey binası. Kütüphane, konferans odası, müzik odası ve beden eğitim odası. İşte orada. Evet, resim odası da orada. Belki bu karnede senin ortalama notlarından daha fazlası vardır. Şu kaldığın 3 derste yoğunlaş. Belki de matematik, sosyal bilimler ve resim notlarına ne olduğunu anlayabilirsin. 6. isim kuzey binasının tüm bunların merkezinde olduğunu söylüyor. Eğer içeriye girmenin bir yolunu bulursan aradığın cevapları orada bulabilirsin. 6. hissin mi? Dürüst olmak gerekirse, eğer her şey bu kadar çılgınca olmasaydı senin deli olduğunu düşünebilirdim. Bu kadar uzun süre hayatta kalmayı başardım. O yüzden söyle bana, sen kimsin ya da nesin? Sanki canlı kanlı bir anime karakteri gibisin. Bu bilgi biraz inanılmaz gelebilir. Burası aslında senin okulun değil. Burası senin uyanık dünyanın çarpık bir yansıması. Biz buraya koma diyoruz. Ki ben sınav o kadar zordu ki komaya mı girdim acaba? Sınav o kadar zordu ki abi, ben bir anda komaya falan baygınlık geçirmişim. Nihal'in ÖSS sınavı gibi değil mi? Ben bir çeşit macera perestim. Bazıları bize hayalet infazcıları der. Karanlık geçmiş olan yerleri araştırırım. Mesela senin okulun gibi. Eğer bir mekanda yeterince negatif enerji birikirse burası bir gölge değil mi? Burası gibi gölge bir diyar oluşur. Açıklaman için teşekkür ederim. Şimdi her şey çok daha mantıklı gelmiyor. Ya hocam. Dinle. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Koma her geçen saniye daha kararsız bir hal alıyor. Seni avlayan şey, sen burada kaldığın sürece daha da güçlenecek. Zamanın doluyor. Artık bundan istediğini çıkar. Yani benim şu an defolup gitmem mi lazım? Tamam. Diyelim ki haklısın. Eğer kuzey binasına gidersen buranın neden cehenneme döndüğüne dair cevaplar bulabileceğimi düşünüyorsun? Vay be. Demek ki kafam bir şeyler alabiliyormuş. Aynaya karşı. Eğer kaldığın o üç derste biraz daha dikkatli olsaydın belki notların daha iyi olurdu. Hey! Belaltı vurmana gerek yok. Durum oldukça açık. Bu notlar şeytani güçlerin bana bir oyunu. Tamam, babamla konuşuyorum. Burada neler oluyor böyle? Burası bizim sınıfımız olduğu için zaten. Şimdi benim kafeteryadan diğer binaya gitmem lazım değil mi? Ben gidiyorum ha. Kız kuzey binasına girmeye hiçbir yolu yok. Bok. Karahaneden gelebilir ki ben şu F sınıfına bir girip bir kayıt alayım da dur. Burada almadın bir şey mi? Almadığım bir şey var zannettim. Ki varmış. Bir şey. Abi öpeydik şunu. Şimdi gider gitmez kadını göreceğiz ha. Gider kayıt alalım. Hep kayıt alasım geliyor bu oyunda. Öyle böyle değil. Her adımım ya. Adım başı alabilirsin. Adım başı alacağım ki adım başı alıyorum imkan verildikçe. Lan. Herif nereye gitti? Nereye gitti? Gitmiş. İşte yazdı not.
Çılgın köpeğin etüt derslerini sevmiyorum. Matematik notumun kötü olduğunu biliyorum ama onun 2 saatlik dersine katılmak tam bir zaman kaybı. Mezun olduktan sonra kullanmayacağım bir şey üzerinde çalışmak istemiyorum. Girmek istediğim üniversite matematik notumu umursamayacak bile. Sadece zamanımı harcadığını anlayamıyorum. Anlayamıyor bilinmeyen. Sanırım bunlar bildiği değil de duyduğu şeyler. Okulun her tarafında bu notları asan o. Ama neden? Neden acaba? Kısarız sesi. Ah dur. İyi mi şu an? Bana yüksek geliyor ama bende dur. Ne tarafından kulaklığı? Şuradan mı? Ne tarafından? Ben de kulaklığından çok azıcık kıstım. Tamam. Şu an tam dengiz. Dengiz. Okey. Buradan şimdi bir şey almıyorum. Şimdi dur. Hocam. Allah. Annen gelecek, ben de ağlayacağım izle. Kına gelsin. Haydi alayım. Save alırken bile geliyor biliyor musunuz? Çok korkunç o yüzden. Üf gerildim ya, dur feneri kapatıp da gidek. Sebillerden su doldurabiliyorum değil mi? Sebil. Japonya'da sebil de mi? Ha Japonya değil de Kore'deydik. Bir alt katta mı? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Allah'ım. Kuzey binası, kütüphane, sanat ve müzik odalarının olduğu yer. Bu bölgelerden sonra fakültede şifreler vardır, değil mi? Ya. Ne gerek var şifreye? Çıkacak karşıma, çıkacak. Gelecek ya, gelecek beni dövecek. Sen de ne salakmışsın çocuğum, hiçbir şey anlamamak. Ya ışığı bir aç da ha. Işığı açmadan da şeyler gözükmüyor ya, bazı lootlar. Korepedium. 10 numara site adı. Tamam şuraya bir bakalım. Ya şimdi teker teker gezeceğiz işte yani. Bir şey var mı yok mu? Hıh. Panzehir. Nasıl ya? Oğlum niye? Aç bakayım şu çantanı. Ne var çantanda? Ama bunları da atamam ki. Neyse şimdilik dursun. Dursun şimdilik dur. Heh. Gidip şu en uçtan ben bir kayıt alayım. Sonra o kapıdan çıkalım. Dolapta bir şey yok. Ya bir şey olsa da zaten giremem çünkü kilitli orası. Ya bak çıktığım gibi gelecek bende. Ne? Arka kapıyı kilitlemiş bok. Buraya da, buraya baktık mı? Ha demir para bulduk. Datte bayo. Şu kata çıkıyorum, hazır mısın? Müdür odasıyım lan bura. Burada bir şifre mifre bir şey var mıydı?
bakmadığımız bir yer. Bir bakalım iyice. Bana ses şu an iyi geliyor, size çok az geliyor. Ya şuna bir kere konuşabilsek çok iyi olacak bu arada ya. Şuradan mı çıkalım? Yani bak dokunmak istemiyorum. Okey. Ben dokunayım istersen. Aslanım. Ha? Ne diyorsun? Bir insan olamaz ya. Oğlum oraya bakacaksın ki. Bir şey var mı? Yok. Biz de ona bakacağız. Tamam, burada SSD çıkmış olan. Şuralarda bir yerde şifre yok değil mi? Buraya baktık ya komple. Dedim belki dedim bir ihtimal dedim bir şey lan buluruz dedim. Lan buradan çıkmayacak mıyız? Buradan gelmedim mi ben? Ha şurada. Ne kadar kırıştı. Kolay gelsin efem. Kolay gelsin efem. O ne? Hocam çıkarsanız da bir ses seda verip çıksanız anlarsın. Ben şuradan da bir sevmeyeyim çünkü. Allah'ım. Çok iyi geriyor canım oyun zaten. Var mı bir şey yok bir şey. Aman da hocası. Canı da hocası. Biricik hocası. Ay sakın Pelin. Sakın. Burada da yok. Şurada bir şey var mıydı? Su şişesi ama çantamız dolu. Lan! Çık lan! Saçmalama. Burada yok ki, buraya girmiyor. Giriyor mu lan yoksa? Bayan Song'un masasına da baktık. Ya bulursak diyorum, öğretmenler odasında bulmamız gerekmiyor mu? Mantıken. Dur işte öğretmenler biliyordur. Sanat öğretmenin yok. Yank. Yank. Demonte yeşil çayı mı? Çok titriyor bak. Not bulduk, dur. Okuyalım. Son zamanlarda çok tuhaf ve tekrarlayan bir kabus görüyorum. Rüyada sürekli okul koridorlarında koşuyor ve devasa kurabiyeleri ve peynirleri kovalıyorum. Sanki Allah! Lan! İnanın. Lan! Hocam bir alabilir miyim? Şurada ha. Ölüyormuşum gibi. Uyandığımda da rüyaları hep hatırlıyorum ve başka gördüğüm rüyalara hiç benzemiyorlar. Ya bu vücudumun bana... Bu rejimi çok abarttığımı söyleme şekli ise Bayan Song. Bayan Song diyetteymiş. Gerek yok hocam, zaten daş gibisiniz evet Allah yani. Allah nazarlardan saklasın ama maşallahınız var yani zaten. Bakın. Bakın yani canavara falan dönüştünüz, ben ona rağmen size çok büyük hayran şey yapıyorum hocam. Gerçekten Allah sizi inandırsın, beni kesmeye çalışıyorsunuz mesela. Ben ona rağmen diyorum ki aman ya Rabbül Alemin diyorum. Bu diyorum nasıl bir insan evladı. Hani kovalayacaksanız siz kovalayın hocam. O denli. Hemen yaklaştır. Ama kapının orada dinleneceksin. Hadi dinlen dinlen dinlen. Dinlen kaç tekrar koşmaya ihtiyacımız var.
Buraya girdik mi lan? Buraya da girdim ben. Ama burada bir şeyler... Aa, not buldum. Allah. Aç. Başkan mod ne eğitim ne de yönetim hakkında hiçbir şey bilmiyor. O sadece zengin bir aileye sahip olacak kadar şanslı, paragöz bir yabancı. Onun aptallığına katlanamıyorum ama davranışlarımla örnek olmalıyım. Burası benim okulum ve Kore okulunun akıllı, güçlü ve tutkulu Koreli bir kadın tarafından yönetildiğini öğrenmeli. Müdüre Lee. Hep de böyle bir şey. Müdüre Lee bu mu? Ha, bir not daha bulduk, çok iyi. Bando sorunu. O nefes sesini duyuyor musunuz? Şu an kimse konuşmasın, kimse nefes almasın. O çılgın bando öğretmeni Bayan Nuh'un öğrencilerimize bunu yapmasına müsaade etmeye nasıl devam edebiliriz? Onun sınıfının yaptığı gürültü bazıları akşam geç saatlere kadar çalışan bazı gayretli öğrencilerimizi mutlaka rahatsız ediyor olmalı. Bu böyle gitmez. Onun bu gereksiz gürültü festivalleri Şehva öğrencilerini daha önemli derslerden alıkoyuyor. Eğer başkan bu durumda bu duruma karşı bir şey yapmayacaksa o zaman bu işi kendim halletmem gerekecek. Ya mesela bazen böyle diyelim ki boş ders var. Böyle şey anlatırlar mıydı abi? Mesela resim dersinde matematik yapmak. Ne gereksiz şey. Beden eğitimi dersinde matematik. Neden ya? Her şey çok temiz ve düzen verir sonra. En gıcık olduğum şeylerden bir tanesi ya. Beden eğitimi dersi o kardeşim. Buraya da mı saklanılıyor? Bak burada da yok. Şimdi bir üst kata çıkacağım. En alt kata baktık. Aa. Yeraltı deposuna inebiliyor muyuz? Bir merdiven var mı orada? Allah'ım okuyamıyorum ki notları korkumdan. Dur bir planım var, bekle. Kış gir şuraya gir, ha gir bir oraya. Tamam. Şunu bir okuyayım. Ti Hong Yong. Birinci sınıf 1B. Ünlü bir muhbir olmak istiyor. Sınıf arkadaşı Myung Gil Kong ona sürekli zorbalık yapıyor. Sanırım kendisi hakkında anlattıklarından başka şeyler saklıyor. Gergin gözüküyor ve dürüst olmak gerekirse aklını kaçırmış gibi. Niye bu odaya girince şey... Kuzey binasına gidemiyorum şifre ormanı için, geri çıkayım da. Şimdi haritaya bakalım. Biz neredeyiz şu an? Haritamızı açıyoruz. Aa, hemen yanımız orta kapı. Orta kapıda iniyoruz. Bir kere daha iniyoruz. Yeraltı deposu ve yeraltı otoparkına varıyoruz. Çıkı çıkı diyoruz ve gidiyoruz buradan, hadi benim. Bırak sağa mı döneceğim, sola mı? Heyecan pensin. Of, heyecan sardı. Bok. Burada hiçbir şey yok. Bir şey açayım. Bir şey açınca bir şey var mı diye bakayım. Sıkıca kilitlenmiş tabii ki de. Of course. Çok sessiz. Gittik
Kuzey binasının anahtarı lazım bize şimdi. Kuzey binasının da bir şifresi var. En sola gideceğiz bakalım. Ha, buraya komple baktık ha. Allah! Zehirlenmiş. Ha siktir. Ha siktir. Ya görmedim ki. Öleceğim. Zehirlendim ben. Ya burada panzehir var mıydı? Allah'ım delirirsin. Zehirleniyorum. Harika. Ölüme terk edildim. Müthiş. Panzehir üst kattaydı değil mi? Of! Bu Allah beni kahretsin ya. Panzehiri nerede bıraktım bile hatırlamıyorum ki şu an. Gelsin beni öldürsün. Neredeydi, neredeydi, nerede olduğunu asla hatırlamıyorum. Ya staffta mıydı sanki? Dur bakayım. Ah! Bismut Asus Kuzey Bizans'ın içinde belki bu yönlükte içeri girmek için gerekli güvenlik şifresi yazıldı. Ne diyorsun? Ay hikayeyi kaçırdım da dur. Der ve sporcular büyük hayal kırıklığına uğramışlar. Bayanlı bu konuda düşündüklerimi konuşmak için özür dilememiş. Bayanlı onun bu davranış üzerine istifa etmeyi düşünmüş. Ofis entrikalarına bak sen, sanırım bu saçma şeyler uğraşan sadece öğrenciler değilmiş. Neredeyse bu kısmı atlıyordum. Kuzey binasındaki müzik yazana göre kutunun üzerinde kuzey binasının nasıl gireceğini açıklayan bazı notlar varmış. Hocam belli bir süre sonra bu zehir geçmiyor. Geçmiyor. Allah'ım öldüm. Şu an hangi odadayız biz? Bari onu unutmayalım. Dur. Direkt oraya geliriz. Personel dinlenme odasında şifre. Allah kahretsin ya. Bir şey içmek de işe yaramıyor işin kötü tarafı. Ya ef! Bok! Laboratuvarda değildi. Direkt personel odasına geçeceğiz. En son nerede kayıt aldık hatırlamıyorum ama. Şurada bir şey, onu da öğreneyim. Hocam ölek de kurtulak ya. Asla hatırlamıyorum yerini. Sanki bu kattaydı ama. Müdürün odasında var mıydı lan? Müdürün odasında mıydı? Burada da değildi. Ağlamak. Ağlamak. Aa, dur lan. Dur. Aa, sanki burada mı vardı? Dur 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 dur. Allah'ım! Su şişesi. Koş koş koş. Bak. Hayır. Şurada mıydı? Burada mıydı? Hayır, burada da değildi. Ya lütfen ölmesen olur mu? 2 saniye. Buradaydı sanki. Sanki buradaydı gibi hatırlıyorum. Dur. Bulacağım, bulacağım, bulacağım. Şurada mıydın? Sargı. Pu. Ah! Direkt personel odasına gideceğiz şimdi, tamam. Neredeyim ben? Sola. Soldakindeydik değil mi biz? Aniden karşımıza çıkabilir bu arada, biliyorsunuz ki oyunu öyle gönderiyor. Geldik. Vallahi geldik. Tamam.
Durum doğru yerde miyim? Bir daha bakayım. Okey. Güzel. Heh. Görünüşe göre birinin günlüğünü buldum. Bu resim öğretmeni Bay Cengin sürekli taşıdığı kitap. Resim odası kuzey binasının içinde. Belki bu günlükte içeri girmek için gereken güvenlik şifreleri vardır. Burada yazdığına göre müzik öğretmeni Bayan Nu onunla olası istifası hakkında konuşmuş. Yazanlara bakılırsa yeni yönetici okulda üniversite sınavıyla alakalı derslere önem verilmesi gerektiğini düşünüyormuş. Yaratıcı olan dersler ve hatta beden eğitimini bile öğrencilere ana hedeflerinden alıkoyduğunu düşünüyor. Ders alabilecek kişi sayısını yarıya indirmiş ve o bölümlere giden paranın yarısından fazlasını kesmiş. Yaratıcı tipler ve sporcular büyük hayal kırıklığına uğramışlar. Bayan Nob bu konuda düşündüklerini söylemek için yöneticiye gitmiş ama o da bu başkaldırıyı kabullenmemiş. Bayan Nob'un onun bu davranışı üzerinde istifa etmeyi düşünmüş. Ofis entrikalarına baksan sanırım bu saçma şeylerle uğraşan sadece öğrenciler değilmiş. Neredeyse bu kısmı atlıyordum. Görünüşe göre kuzey binasındaki tüm müzik aletleri buraya taşınmış. İşler onları buradaki yeraltı deposuna götürmüş. Önce o zaman yeraltı deposunun anahtarını bulacağız biz. Yazılara göre kutusunun üzerine kuzey binasına nasıl gireceğini açıklayan bazı notlar varmış. Bu da bir şey ya, bu notlardan bir tanesi bulsam ben... Girdi mi kız? Burada mı? Bana niye burada gibi geliyor, nefesi çok yakın sanki. Biz de nefes alalım. Şimdi önce yeraltı deposuna oraya gidiyorum ama ben oranın kilitli olduğunu biliyorum. Yürü gidiyoruz abi. Hemen sola dön. Hayır, sağa dön. Aşağı. Yapabilirsin planım. Çok da korkunç bir şey değil. Çıktığında bana böyle şey oluyor. Yani bağırma falan geliyor. Acaba biraz uzak dursam? A bir de o kadar güzel ayarlamışlar ki oyunda şeyi. Ne zaman çıkacağı asla belli değil kendisine. Aa! Kız kapı açılmış. Aa Allah! Orada bir şey. Allah çarpsın ki orada bir şey var. Orada bir şey yok mu? Aa! Merhaba. Nerede? Seo burada ne yapıyorsun? Konuşmaya vaktim yok. Meşgulüm. O nerede? Sakinleş adamım. Ne arıyorsun? Bırak yardımcı olayım. Bu seni ilgilendirmez. Tamam sakin ol. Abi kayıt alaydım ya şimdi beni kovalarsa? Yanlış giden bir şey var. Çok yanlış. Sanki aklını kaçırır. Aa bir dakika, ben söylüyorum. Hadi Seoş'un. O nerede? Lanet olsun. Zaman yok. Neredeyse bitti. Hayır. Uzak dur benden. Ben bir save alayım da Seo dur. Kardeş. Hey, ondan uzak dur. Sen nesin? Davetsiz başka bir misafir. Senin gibiler bana karartı diyor. Ne diyorsun lan? Lan nasıl sakin olsun Seo? Seo'nun bir tarafına koydu. Dalga mı geçiyorsun canım? Aa!
Beni bu şekil kovalarsanız ben işerim ama. Çiş mi yaparım buraya? Yaparım yani. Rahat bırak onu, bizden ne istiyorsun? Ha, Seon'un sesiyle konuşmuş. Ben istediğimi alırım. Bu aptal gencin vücudunu istiyordum ve aldım. Artık o benim. Yeter artık, sen hastasın. Neden onu bırakıp gitmiyorsun? Sessizlik! Şimdi soru sorma sırası bende. Neden buradasın? Biz seni davet etmedik. Siz kim? Pardon ama. Siz kimsiniz? İlginç bir hayalet infazcı değilsin. Bu bir tehlike teşkil etmiyor değil mi? Ondan ne isteyebilirim ki? O bizim dünyamızda izinsizce dolaşıyor. Zamanımı boş harcama, defol git. Yaratığım tıpkı diğerleri gibi seni doymaya geliyor. Hocam siz niye bayan Songu diyorsanız? Evet, o güzel öyle değil mi? Konuşma zamanı sona erdi. Yemeği mi bölüyorsun? Yiyecek mi Seho'yu bu? Emanetin diğer yarısı davetsiz misafir. Belki bir işe yarayabilirsin, bana yardımcı ol. Ben de ikinizin de buradan güvenle çıkmanıza izin vereyim. Şişman dostun emanetimin bir parçasını kaybetti. Dördüncü kattaki tuvalette saklanıyordu. Oraya bir göz at, orada olmadı. Onu bana geri getir. Onu bulmadan hemen önce Seo bir şey arıyordu. Acaba onun istediği şey... Aa, ne diyorsun? Aa, o tarafa geçemiyorum, yasak mı? Ben bir daha bir kaydedeyim de. Çünkü bir daha sizin bomboş muhabbetinizi çekemem de ben. Orta kat, orta kat, orta. Paso bak. Çık 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 çık. En sola koş. Bu kadar Pelin, hadi. Bitene kadar çıkıyoruz değil mi? Bir daha bakayım. Bitene kadar. Merdiven bitene kadar sadece yukarı tuşuna basıyoruz Pelin. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hazırım Pelin. Asiktir! Hocam! Bu kapı açığa... Ah, siktir kilitli! Dur yapabilirim. İn aşağı! Önce şunu kapat. Hadi git! Çabuk yukarı çık. Ay! Spam oluyor ya! Kız! Allah belanı! Koş! Seo! Ameo Yungi! Allah belanı versin! Bir daha hocam bir durur musunuz? Çok yoruldum! Hocam! Aa bak bittim! Öldüm ki! Tükendim! Dur! Allah'ım! Hocam niye bu şekilde hareketler yapıyorsunuz? Oyunda koşarken bir taraftan mesela yukarı çıkamıyorsun. Öyle bir problem. Çık! Çök! Çık! Meditasyon saatine sokacağım şimdi ya. Müzik falan değişti lan. Bu tahta matematik problemleriyle dolu. Çılgın köpeğin okul sonrası programını düşünmek bile kafamı ağrıtıyor. Aslında yeniden bakınca bunlar son matematik sınavındaki sorulara benziyor. Bunları nasıl çözeceğimi bildiğime eminim. Peki neden şimdi hatırlamakta zorlanıyorum? Her şey çok bulanık. Tuhaf cevapları bile hatırlıyorum ama problemi kendim çözmedikten sonra bunun bana ne faydası var? Bunları daha önce çözmüş olmalıyım. Ah, okuyalım notumuzu.
Herkes akşam etütlerine geldikleri için teşekkür etmek istiyorum. Umuyorum ki çabalarınız sizlere iyi notlar olarak geri dönecektir. Duyduğuma göre siz her gelelerden daha hızlı şehir merkezine gitmek için okuldan kaçıyormuş. Bunu söylememe gerek yok tabii ama bu kabul edilemez ve eğer sizi yakalarsam affetmem. Bendenizle aynı odada çalışmak zorunda kalırsınız yüz yüze. Hadi şimdi kaçın bakalım çılgın köpek. Nasıl buldunuz çılgın köpekten bu eseri? İyi geldi değil mi? Allah'ım. Demir para. Ay müzik çok rahatsız edici bu arada. Öyle böyle rahatsız etmiyor. Siktir ne? Ne? Ah! Hadi çık buradan, çık buradan, çık artık! Karı ne zaman çıkar tahmini? Harika. Gece gittikçe daha da garip bir hal alıyor. Merhaba. Beni rahatsız etme çömez mi? Canım farklıysan bu çömez gayet normal bir halde elleri kolları açık ama sen demirleri zincirlenmiş bir şekilde hem de boynundan ellerinden orada soru çözüyorsun. Sen iyi misin? Seni bu sandalyeye kim zincirledi? Git başımdan. Bu problemleri çözmem lazım. Sıkı çalışmalarım sonunda meyvesini verecek. Onlara göstereceğim. Görünüşe göre uzun süredir burada. Deli gibi bir yığın matematik problemini çözmeye çalışıyor. Hiçbirinin ne olduğunu da anlamış değilim. Bu eleman uçmuş. Sınavlarda daha başarılı olmalıydım. Çok fazla sınavdan kaldım. Keşke tekrar yapabilseydim ama sanırım öğretmenler benim hakkında kararlarını çoktan vermişler. Tehlikeli biri değil gibi. Belki bana matematik sorularında yardımcı olabilir. Merak ediyordum da matematikte çok iyisin. Acaba bana bazı problemlerde yardım edebilir misin? Hayır diyormuş değil mi Arda? Sana vaktim var gibi mi göründü? Kendi problemlerimi çözmem gerekiyor. Ama bu matematik benim gibi birinci sınıftaki biri için zor. Ama senin gibi bir çocuk senin için çocuk oyuncağıdır. Matematikten nefret ediyorum. Zaten en başından beni bu... Aa, ne diyorsun? Sen üst sınıfsın ama ya. Lise 1 matematiği de yap yani bir zahmet. Etüt odasındaki tavladaki formüllerin aynısını kullandığını gördüm. Eminim onları nasıl çözeceğini biliyordur. Sana cevapları öylece vermeyeceğim. Ama nasıl yardım edebilirim? Eğer bana Bayan Ma'nın ofisinin anahtarını getirirsen... Ya bu ne ya? Amelis formuyum ben. Öf. İşte bu. Bizim çılgın köpek. Ma matematik öğretmeni. O herif şerefsizliğin kitabını yazmış. Neden onun ofisinin anahtarını istiyorsun? Ona bilgisayarına girmem lazım. Geçmişimi değiştirip bu hatalardan kendimi kurtarmak istiyorum. İkinci bir şans istiyorum. Yani bilgisayarın şifresini kırmak istiyorsun. O benim bileceğim iş. İyi bir okula girmek için her şeyi yaparım. Geleceğimi düşünmem gerek. Bu geçmişi değiştirmek anlamına gelse bile. İşler buraya kadar geldi mi? Sen bana yardım et ben de sana. İşte bu basit. İşte bu kadar basit. Niye konu okuyamıyorsam sanki. Eğer yardımımı istiyorsan bana anahtarını getir. Okey ya. Hadi sus ya. Ben bir işe yakıp duyursam bir şey olmaz değil mi? Şu an loot arıyorum da. Kayıt alabilirim. Allah. Teşekkür ederim Allah'ım. Kadının korkusuna şuraya da bakamadım bir oraya da bakayım. Beni korkuttu ya. Çıkıyorum, hemen sola giriyorum. Hocam. Kızlar tuvaleti miydi? Kızlar tuvaleti miydi, erkekler tuvaleti miydi kız? Siktir. Ona gelecek.
orada mı? Sion'un notuna benziyor. Evet, hiç şüphe yok. Bu kesinlikle onun boktan yazısı. Öyle de demese miydin ki acaba arkadaşına? Allah! Demir para buldum. Nice. O nasıl kontrol edilir? Kararlılık çok mühim. Kararlılık olmadan onu kaybederim. Seçeneklerim tükendi. Her ayın bölgesini kırmızı boyayla işaretledim. Sadece bu ayın bölgelerinden birinde flütü çalarak onu sakinleştirebilirim. Hala sakınmak isteyeceğim bazı bölgeler mevcut. Şu malum sınıfın kokusu hala başımı ağrıtıyor. Bunu okuduk değil mi? Evet, bunu okuduk. Şu kapıları bir açsak mı ki ya? Bunları yoksa sadece saklanılıyor mu? Buna saklanılıyor. Bu da sıkıca kilitlenmiş. Bunları nasıl açacağız peki biz? Ha, tamam, pardon. Şimdi geri ben yeraltı deposuna döneceğim değil mi? Nasıl dojlayabiliyorduk ki yaratı, ben onu hatırlamıyorum. Kız. Ha böyle. Okey. Bak kız, gördün mü hareketi? Hareket okey. Hış. Gördünüz mü hareketi? Hareketi kes. Hadi, hazır mısın? Sa. Bak, ışık açık yapayım. Sa. Hop. Gördün mü? Şimdi önce aşağı iniyorum, depoya iniyorum, anahtarı veriyorum. Sonra... Öz, tamam. Hazırım. L... L2. Bir daha bakalım. Ortaya gidelim bu arada, çünkü ortadan oraya gitmesi daha kolay yeraltı deposuna. Orta, merdivenin hız gir. Şimdi sağa döneceğiz. Atışı. Çık çık çık. Aaa! Hazır mıyız? Hız! Aha! Bitch! Ne oldu lan? Ana, hocam. Hocam başlayacağım, durun hocam. Hocam durun hocam! Bir kat daha var mıydı? Aaa! Hocam. Hız! Ems! Ne oldu lan? Çikibom! Allah'a giyin! Aşağı ne olur? Salak mısın? Çocuğum! Çocuğum gir! Oh! Kayıt! Kayıt! Kayıt at çabuk. Heh! Al lan! Niye ama? Ama onu düşürdüğü şeyi getirdim. Ama onu düşürdüğü şeyi getirmedim mi ben? Çikibom mu dedim? Fark etmedim ki. Ama fark etmedim. Hocam! Bir şey diyeceğim. Bize ya, ben bir kuzey... Şimdi çıkacağım dışarıda. Elveda bitch. Aa, hocam. Hocam bir durun hocam. Gel. Gel. Ay! Kızdı. Hocam bir saniye hocam. Çıkabilir miyim? Şuna bir çıkacağım. Vurma lan. Bok. Abi nefes nefese kaldım. Koşmuyor da. Çocuğum kas sana. Ay öldüm. Ya bok ye ya. Bok ye. Bok. Bok. Ya iki koşunca yorulan insan mı olur ya? İki koşunca yorulan insan mı olur? Allah aşkına birisi bana çıksın bunun cevabını versin ya. İki adım ya attı ya atmadı. Bir döner takla attın, üç adım koştun diye nefes nefese mi kalacaksın ecelin gelse? Ecelin gelse böyle mal gibi duracaksın mı yani orada gerçekten nefes nefese? Tamam, elimin tersiyle indireceğim şimdi.
Aa, Burak Güngör'den gelenler hepiniz hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ufak bir katarsis anına denk geldiyse biraz. Kusura bakmayın, çok minik bir çok ufak bir katarsis anıma hepiniz hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çıkayım da ben. Sans efendim. Hocası. Orası kilitliymiş. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Bir üst kat, bir üst kattan sonra sağa doğru koşacağız. Bak burada, burada. Bitch. Kaç oğlum. Koş! Bas! Ulan gene mi kilit lan? Ulan kilitli kapılar açılsın. Çık! Ulan bok, normal değil mi? Çıkarsın ya. Allah'ım ağlamam geldi. Dayan oğlum. Ay yandık. Ya! L2'ye ne basmıyorsun? Şuraya girsen beni bulur mu orada? Bulurmuş. Peki bir şey soracağım. Yani şöyle bir şeyimiz var mı? Mesela yolda kısa yoldan su içmek gibi. Hı? Çık. Çık. Ve çok iyi kaçtım. Ama şu an karalar bağladım. Ne diyor? Ben nasıl bir üst kata çıkıp? Ne bir üst katı? En üst kata çıkacağız, değil mi? Bir dakika, yo. Ya burada en sağdan başkanın odasından bizim o merdivenlerden inebiliyor olmamız gerekmiyor mu? Gizli kapıdan işte. Değil mi? Ha? Öyle değil mi? Vallahi ben, yani kusura bakmayın da başıma böyle bir şey gelse, kimse kusura bakmasın ama ben var ya bir koşarım, hepinizin aklı hayali şaşar. Ömrünüzde öyle bir koşmak görmemişsinizdir. Dersiniz ki Rabbim ben ömrümde koşmak görmedim. Öyle mi izniniz olursa ben bir müdürün odasında geçeceğim. Hayatta başarılar diliyorum, hayatta başarılar diliyorum. Laf olsun diye değil söyledim, iyiliğini istiyorum. Müdür bey, arkamda kapım açıldı. Burası müdürün odası işte. He? Şimdi burada gizli kapı var. Geç. Ay, buralara gelmiyor galiba burada. O yüzden ışığımı falan açıp isterim bir dolanabilirim. Aa, ne oldu lan? Sanki şey mi değişmiş? Kardeş kolay gelsin abici. Abisi. Kolay gelsin. Şimdi buradan da öbür taraftan çıkılıyor. Oradan da binaya inmiyor. Bok. Ya buradan merdiven yok mu işte? Hocam. Ben niye burada merdiven var gibi hatırlıyorum? Ağlayasım geldi.
Ay! Hocam, buradan da çıkamayacaksın. O zaman nereden çıkacağım ben? Nereden? Havadan süblimleşecek miyim ben? Süblimleşip mi gideceğim? Ne yapacağım ben? Buhar mı olayım? Ha? Bok. Bok gerçekten ya. Merdivana dayadım sırtımı. Nasıl yoktu ya? Siktir. Ses yaptık. Beni dövecek. Ay biri gelip dövecek. Yok sen sağlam bir dayağı çok hak ediyorsun da konuşmayacağım şimdi. Gitmeyeyim yine. Bu jeoloji odasına gidik mi lan biz? Coğrafya odası. Şimdi ben en aşağı indim. Ah! Aldım panzeri mükemmel. Mükemmel! Bayrağa baktık. Memleketimizin bayrağına da baktık. Kardeşim ya Allah aşkına lise çağında çocuklara ya ne içiriyorsunuz ne yediriyorsunuz da böyle şeyler görüyorlar. Hoş mu bu? Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum hepinize. Yeraltı deposunda bak yeraltı deposunda o kızcağız var. Ben ne yaptım? Gittim o kızcağıza değil mi? Dedi ki git dedi tuvaletten al dedi gel dedi. Aldım geldim. Ne dedi bana? Bana ne dedi orada? Yok dedi yapamadın dedi. Yok dedi bilmem ne zıkkımı peki dedi. Üst katta gelen ne dedi o 3F'deki? İyi bir mantığın yoksa burada bir şey iyi bir hafızan yoksa yandın. Vallahi. Happy 36 çok teşekkür ederim Tuana Deniz hoş geldin. 3B olabilir mi? Neden olmasın? Enansın. Bir gitmedim sana. Ortaya gidelim. 3B, 3A bir oralara da bir girelim. Bakalım oraların eğitimi nasıl? Flüt mü? Ne biçim ben flüt? Sıkıca kitlemenize şimdi. Aa dedi çocukluğun dedi çocukluğun istiyorsan dedi al kendini dedi git dedi bana karneden. Kızım benim çekecek halim yok dedi. Al dedi çocukluğun istiyorsan dedi al dedi kendini dedi bana karneden. Annem hiç öğretmenisi. Ay benim dünyalar güzel öğretmenim. Öğretmenim canım benim canım benim. Bir takım çocukluk travmaları aniden. Hocam, annem kızmayın hocam. Hocam evet bilmiyorum 6 kere 8 ama 7 yaşında olduğum için olabilir hocam. 7 yaşında olup ezberleyemediğim için olabilir hocam. Lütfen sınıfın ortasında beni rezil etmeyin. Çok severdi. Ah ah canım öğretmenim. O kadar severdi ki. Herkesin ortasında insanı rezil etmeyin. Bayılırdı. Ne flüt ya? Nerede flüt? Bana flütün yerini söyle. Nerede flüt? Hani flüt? Nerede o flüt? Flüt
burası açılmıyor. Kızlar tuvaletinde mi ki acaba? Şimdi bir şey o tarafı engelliyor. Ben o tarafa nasıl geçeceğim peki? Sadece soruyorum ya. Ay! Gömcü! Ben Batı binasına gidiyorum ya. Deli kaynıyor lan bura. Aa, 2F'ye gitmek gerekiyor. Anam iki de Batı binasına geçmişim bakın. Zeka işte, zeka. Oyun zekası. Biliyordum zaten Batı binasına geçmemiz gerekmiyor. O zaman kafeteryaya yöneldim direkt. Ya çünkü biliyorsunuz game design falan filan ludonarrative dissonans. O yüzden ben buraya geçtim. Evet, evet. Evet, aynen. Burası daha rahat sanki yani. Bilmiyorum, burada inanılmaz bir şekilde burada kıçım daha rahat ediyor. O sanki çok da rahat etmemesine gerek yok ama ediyor işte. İşte orada. Hangi ofisin o? Hangi ofisin bebeği şu an? Ne IQ? Tam bunu okuduk. Ya! Su iç oğlum. Su iç. Su iç çocuğa. Al onu. Eminim ki bu daha iyidir. Bakayım. Bak. Bak. Can veriyor bu. Bunları çok hızlı bir şekilde kullanamıyorum. Yok, kullanamıyorum. İlla çantayı açmak gerekiyor. Kitaplara bak. Yani benim okuduğum kitapların birkaçlık altı ama evet. Ayda bir kere böyle kitap bitiriyorum. Bu kadar. Yani arkadaşlar bu arada mutlaka kitap okuyun. Günde 30 litre su için. Kendinizi sevin. Bu kadar, teşekkürler. Ay bok! Kız niye ara geldin? Ya bak. Işığı kapatmadım. Işığı kapat çünkü ben bir salam. Ben bir salak olduğum için ışığı kapatmayı unuttum. Salam. Bunu da kabul ediyorum. Evet, kendinizi her halinize 30 az biraz biliyorum. Biraz 30 az. Yani günde en az 8 kitap bitirin. Yani iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız Cinel oldukça iyi. Gene çok komiyim. Ne kadar komik ya. Ebok. Muskaş. Ne oldu lan? Söyle kaçarlar. Mat sınıfı. Ay dur. Kırmızı boyayla kaplı ayin duvarları. Evet, etrafta bunlardan birkaç tane gördüm. CEO bunlarla bir şey yapılıyormuş. Muhtemelen parçayı bunlardan birine kaybetti. Çılgın köpeğin anahtarı. Rehberlik odasının kapısını açabilir. Ha, veya sınıf 3F'deki zincirlenmiş öğrenciye verebilirim. 3F'deki öğrenciye gideceğim, vereceğim. O da bana yardım edecek değil mi? Coin'a tek çok teşekkür ederim bu arada dostun için. Çok sağ ol. Ama rehberlik odasının kapısını da açabiliyormuş. Bunlar hangisi benim açıkçası? Çocuğa benim. Çocuğa verek. Zincirlerinden kurtulsun. Ben hazırım. 3F yan taraftayım değil mi? Hah, dur şimdi.
İpucu veriyormuş bu arada. Sadece sol tıklamam gerekiyor. Kırmızı boyayla kaplı aynı duvarlar. Evet, etrafta bunlardan birkaç tane gördüm. Sev bunlardan bir şey yapıyormuş. Muhtemelen parçayı bunlardan birinde kaybediyor. Heh. Şimdi kırmızı kaplı... Kırmızı boyayla kaplı duvarları bulmaya çalışıyor. Ne olur burada bir kayıt yeri olsun. Allah aşkına yalvarırım. Çok teşekkür ederim Allah'ım. Allah'ım çok teşekkür ederim. Cenk Kabalaz hoş geldin tekrardan. Maki Mouse hoş geldin. Happy 36 teşekkür ederim. Unutmuştum mu sanki? Sanki etmiştim onu zaten. Şimdi ben buradan çıkarım. Ama... Ha, çalışma odasına bir şey. Dur çıkayım da gireyim oraya. Bir anda sesi gelecek mi? Gelmez. Ses var dedim. Bok. Aa, soruları mı çözebileceğim artık ben? Ha! Ne? Ben bir şey söyleyeceğim. Bence ben derslerden kaldığım için ufak çaplı bir sinir krizi geçiriyorum ha. Müzik falan çok değişti. Çok rahatsız edici şu an müzik. Müzik çok rahatsız edecek. Karnem yine değişti. Matematik donuklarım şimdi iyi gözüküyor. Mini ortadan kayboldu. Hepsi böyle değil mi? Şimdi o kırmızı ayin işaretlerinden bulmamız lazım. Allah'ım müzik çok rahatsız edici. Öyle böyle değil. Nerelerde gördük acaba? Şimdi hatırla babam hatırlayabilirsin. Ne diyorsun? Allah'ım asmış insanlar kendilerini. O Mina değil de. Millet kendini vallahi asmış. Şunun kilidini aç bakayım bir. Aç gir. Gir. Bu da senin. Bak. Aç hemen. Hemen çıkacağım ama. O seni zehirler. Oradan mı çıkacak o bok? Bok. Heh, oraya çıkıyormuş. Dur gitsin şuraya da bir bakacağım. Tile! Vakit yapma. Tamam, burası sargı bezi dolu bu arada. Onu unutmayalım. Burada saklanamıyoruz. Tamam. Başka da bir şey yok gibi. Bir yan daha, bir yan sınıfa gireceğim. 3D'ye bir... Aa! Önce kapat onu! Hocam! Niye müzik değişmiyor? Değiştirir misiniz müziği? Teşekkürler. Sıkıcı gitme. Belki ötesini açabiliriz. Dur bakalım. Dur bakalım. 3D'ye hiç girdik mi? Yok hiç girmemişiz. Çünkü kilitli. Tamam. Yok bir sıkıntı bir şey. Yok bir şey. Ama daha neymiş tanemiş. Demir para. İşe yarar bir şey yok. Burada da yok. Arka kapıyı da açtık. Ah! Çık lan! Anne kendi kendine girme şuna ben korkuyorum ya! Ana! Ay burada çok ilerledik. Bir saniye. Ben şu çipsi bir yiyeceğim. 5 can mı? Oha! Lan! Dur bakayım.
Bir saniye bu arada. Canlar normaldeki canımın üstüne mi geliyor? Mesela şimdi 5 canım var. Bu daha da mı arttıracak mesela? Neyse şey yapmıyorum gene de, sıkıntı etmeyelim bir saniye. Hı. Haritayı açacağım. Nasıl tırsıyorum anlattım, haritayı açacağım diye. Açamıyorum da. Aa gördüm. Gördüm. Vallahi gördüm. Önce bir kayıt. Önce bir kayıt. Çok güzel. Ne oldu öyle? Lan! Lan! Ya bir bok yokmuş yani, burası resmen I'm shocking yani. Ha maksimum 5 mi oluyor? Tamam, teşekkür ederim. Var mı lan bir şey? Yok. Oy çok şükür ya Rabbim. Burada bir şey var mı? Yok, tamam. Neyse odaya mı bakmıştık? O bir de bir daha kayıt. Buraya baksana oğlum. Gerizekalı. Gerizekalı insan. Aptal insan. Aptal. Ayin duvarı değil mi oğlum bu? Siktir, geliyor 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 geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Buraya bir yere geliyor Allah'ım. Ya orası ayin duvarı. Ayin duvarı değil mi abi ora? Güzel kardeşim. Mübarek. Mübarek. Kapı kilitli. Biliyorum kapıyı. Nasıl gideceğiz o zaman o kapıya biz? Ayin için flüt mü lazım? Yok ki flüt. Aa, bir daha not buldum lan bu odada. Lan. Hocam. Aa. Ha, teşekkürler. Son zamanlarda çok tuhaf ve tekrarlayan bir kabus. Bunu okudu. Bunu okumadık mı? Ben bir yerde ördüm, kayıt mı almadı ki? Nasıl gideceğiz biz oraya peki, dur. Bekle. Nasıl gideceğim ben oraya? Ya! Üst katta mıydım, alt katta mıydım? Hani şöyle çok minik bir hatırlatma yaparsanız. Böyle çok küçük, minik, tatlı. Şurada da mı vardı sanki o işaretten? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sanki vardı gibi hatırlıyorum ama. Ben bir daha bilgisayar odasına geldim. Dönüp dolanıp buraya kan çekiyorsa demek ki. Sanki burada hatırlıyor gibiyim de öyle bir işaret. Öf, aşırı yanlış hatırlıyormuşum ya. Öyle böyle yanlış hatırlamıyormuşum hem de. Bakayım, üst kata bir çıkalım. Gerçekten ben İstanbul'da bilgisayar odasına çekiliyorum bana. İnanılmaz. Kendimi burada buluveriyorum. İstemsiz. İstemsiz kendimi burada buluyorum. Sanki yan binada da mı vardı o kırmızı işaretten? Dur bir bakayım. Şimdi Pelin! Dümdüz koşuyorsun bacım. Sonra üst kata çıkıyorsun bacım, sonra bir daha dümdüz koşuyorsun. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl sokacağım bu sese de? Ha!
Biraz olsa gideceğim ama. Şurada bir kaydımı alayım önce. Yan binaya da bir bakalım. Koşmaya gerek yok. Koşmaya gerek yok. Bence koşunca daha çok geliyor bu arada. Koşmaya hiç gerek yok. Koşmadan sakin sakin. Slowly slowly. Slowly slowly. Şimdi burada yer görürsem koşarım. Bak mesela ya koşsaydık ve şimdi gelseydi ağzıma sıçtıydı beni yakalayıp. Ama biz ne yaptık? Koşmadık. Şimdi sakin sakin gideceğim. Merdivenden bir kat ineceğim ve oradayım. Ve oradayım saniyesinde. Sakince tut elimi sıkıca sarıl bana. Daha iyiyiz yan yana. Çok saçmalarım tabii ki de. Nerede lan? Babbage. Gözüküyor mu bir şey? Bir araştıracağız bakalım. Bir araştıracağız bakalım bu taraflı. Anahtarı okudum değil mi ben? Anahtarı okudum mu? Okudum gibi hatırlıyorum.